Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, bugün 5 Haziran Çarşamba. Günün gelişmelerini tabii ki sizlere kendi bakış açımızdan, kendi baktığımız pencereden ama tamamen Galatasaray'ın menfaatlerini koruyan bir anlayışla ama gerçeklerden de sapmadan mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Değerli kardeşlerimiz, malum son günlerde suyun karşı tarafında bir Brezilya dizisi çekiliyordu. O Brezilya dizisine biraz zaman ayırdık. Orada güzel senaryo gereği bir takım aktörler vardı. Onlarla güldük, eğlendik ki bir süre daha onlarla gülüp eğlenmeye devam edeceğiz. İşte hiç şüphesiz o aktörleri sizler biliyorsunuz. Aziz Emmi var, işte Fırıldak var, Megafon var. Onlara yeni ilave olan bazı tipler var. İşte Mourinho var, o var, bu var. Gidenler var, ben İsmail var. Ben İsmail'le beraber matematiksel İsmail olarak da tanıdığımız Arap İsmail Emmi'miz var. O gitti ama ruhu hala... Orada olacak, Fenerbahçe'nin üzerinde olacak gibi görünüyor. Ve en önemlisi arkadaşlar, en önemlisi senaryoya son günlerde başka bir isim dahil oldu. O da neydi, Macun mu diyor, pardon, Acun. Acun dahil oldu arkadaşlar. İşte hadi ben ara sıra yaşlılığımdan dolayı Macun dersem şey yapmayın arkadaşlar. Arkadaş çünkü Macun gibi yerlere yapışıyor falan yani. Pardon. Şimdi bu Acun'un ne marifetleri varmış tabii biz bilmiyoruz abi, biz nereden haberimiz olacak, ama onların en yetkili etkili kişileri, yetkili abileri, babaları, emmileri, dayıları, kirli çamaşırları bir bir ortaya döktü. Bunları sizlerle paylaştık. İşte bunların neler, ne marifetleri varmış abi, nerelere neler yapıyorlarmış. Kimlere işte pasaportlar alınıyormuş, o yapılıyormuş, bu yapılıyormuş, ketosu metosu varmış, işte bilmem ne hocası, mocası, bocası, kocası var da var abi. Adamlarda ne ararsanız var, yok yok. Her türlü haltı yemişler. Peki bu haltı sıradan birisi yese, bu kadar çok haltı, diyelim ki ben yesem ya da benim yanımda iki arkadaşım böyle bu haltları yemiş olsak, sizlerden bizlerden birimiz yesek hemen yakamıza yapışırlar, gel gel derler. Ama bu adamlara kimse hiçbir şey sormuyor arkadaşlar, sormuyor. Adamlar dediğim gibi neler yapmışlar ve hala da yapmaya devam ediyorlarmış. Biz ya işte yazılanların, çizilenlerin, paylaşılanların yalancısıyız. Onları görüyoruz, dehşet içinde kalıyoruz. Biz çünkü... Onlar abi geçin, hepsi hikaye. Biz devletimizi, milletimizi, bayrağımızı herkesten daha çok seviyoruz. Bizde öyle lagaluga yok. Palavradan hikayeler yok abi. Osuruktan salla gitsin. Yok öyle abi. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Tabii gerçekleri konuşurken tüm gücümüzü de ister istemez Galatasaray'dan alıyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın Atatürkçü ilkelerinden, vatansever ilkelerinden arkadaşlar alıyoruz. Galatasaray Kulübü zaten kurulurken tüzüğünün temel maddesi nedir arkadaşlar? Yabancıları yenmek maksadıyla kurulmuştur denir ve o sahalarda başarı beklenir Galatasaray'dan. Ama arkadaşlar, şimdi Brezilya dizisini bir kenara koyalım. Oralara döneceğiz. Oradaki senaryo gereği anlatılanlara yine değineceğiz, geleceğiz. Oradaki kahramanları unutmayacağız. Aziz'i, Fırıl'da, Megafon'u, işte Mourinho'yu, Ben İsmail'i, Acun'u, Macun'u ve diğer unsurları hiçbirini unutmayacağız. Çevirdikleri dolapları, allem gullem işlerini, keto meto, Adnan bilmem ne, hocam hoca, işte aklınıza ne geliyorsa, uçak, pasaport, bilmem ne, hepsini anlatacağız. Her türlü dalga dümeni anlatacağız. Hatta bazıları o kadar ileri gidiyor ki, benim gücümü, etkimi, yetkimi, itibarımı, her şeyimi gideceğim, Ankara'da kullanacağım. Kime? Sanki asker arkadaşı Sayın Cumhurbaşkanı.
Ben diyor geçen gün diyor Cumhurbaşkanı ile diyor görüştüm diyor bana diyor voleybol maçını sordu ya diyor falan. Allah Allah. Ben de diyor seyretmemiştim ha voleybol maçını diyor. O ama o seyretmiş demeye getiriyor. Abi bu nasıl bir üslup? Bu nasıl bir şey ya? Ya bu adamların herhalde yani biraz daha cesaret bulsalar ya da kongrede ya da işte hani Fenerbahçe yönetici falan olacaklar ya. Fenerbahçe'deki yönetici profiline bakın arkadaşlar. Artık bu herhalde kıçına bir tane Bermuda şort geçirecek. İşte ayağına da bir tane terlik arası şey parmak arası terlik takar falan yani. Bunlar biz buralara geldik abi. Ondan sonra bu arkadaşlar gider yapıyor. Ben giderim Ankara'ya. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi sayın da demiyor. Cumhurbaşkanı her şeyi anlatırım diyor. Der, gücümü, kudretimi, itibarımı ne varsa hepsini kullanırım diyor. Seneye ligler böyle oynanmayacak diyor. Ba. Ulan bu sene ayrıcalığın, haksızlığın, hukuksuzluğun, kanunsuzluğun, korumanın, kollamanın dibini yaşadınız lan. Daha ne istiyorsunuz? Bunun üstüne daha ne koyacaksınız? Neyse, şimdi onu biz bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Gelelim şu Galatasaray'a. Galatasaray'da neler oluyor? Şimdi Erden Timur'un malum gelişmeleri biliyorsunuz. Gidişiyle beraber evet şampiyonluk öyküsü yarım kaldı. Sevinç buruk bir sevince dönüştü. Anlatılacak bazı hikayeler var ama niye düşünerek cümleleri seçerek sohbeti devam ettiriyorum. Yanlış bir şey olmasın kimseyi de kırmayalım diye bunu yapıyorum. Rahmetli Ali Sami Bey'in ne diyordu? Galatasaray'ın ana tüzüğü, ana maddesi Galatasaray yabancıları yenmek için kurulmuş bir cami, kulüptür değil mi? Orada şu yazmıyor. Galatasaray içeride birbirini yesin. Galatasaray başarılı, hizmet eden, kendi evladını yesin, ayağını kaydırsın, onu aşağı çeksin yazmıyor arkadaşlar. Şimdi şu son zamanda yaşananları eminiz ki rahmetli korucumuz Ali Sami Yen Bey kemikleri sızlayarak izliyordur. Bu kadar dalga dümenin, bu kadar puştuğun, bu kadar bel altı vurmanın, bu kadar hainliği, menfaat kovalamanın hiçbir dönemde olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Kulübün başkanı reis olarak adlandırılır, anılır. Ve her şeyin üstünde gelir, sözü sözdür. Sözünün üstüne kimse söz söyleyemez. Ve o kişi yanlış yapma lüksüne sahip değildir. Yanlış karar alma ve verme yetkisine ve hakkına sahip değildir abi. Hep doğruyu yapacak, hep iyi güzeli yapacak, koruyacak. Evlatlarını koruyacak, arkadaşlarını koruyacak, taraftarını koruyacak, camiasını koruyacak. Öyle rüzgarın önündeki yaprak gibi o abiye bilmem ne yapayım, bu abiye şirin görüneyim, onun dediği olsun, onu böyle koruyayım, bunu böyle koruyayım demekle bu işler olmaz. Olmaz. O zaman reislik olmaz. Bırakacaksın o reisliği. Bırakacaksın. Öyle ben kongreden 3000 küsür oy aldım. Galatasaray tarihine adımı yazdırdım. En çok oy alan başkan olarak deyip de Galatasaray'ın tıkır tıkır işleyen, rakipleri mosmor eden, 2 seneden beri rekorları alt üst eden, şampiyonluklar getiren başarılı bir düzeni yıkmayacaksın. Yıkıyorsan çekip gideceksin kardeşim. Ey Dursun Özbek, senin şu fotoğrafta görülüyor ya, tepende adamlar var. O ve o zihniyettekileri de alacaksın. Taraftar ne diyor? İstemiyoruz diyor. Sen bu düzeni bozuyorsan Galatasaray'ın geleceğini sildin attın kardeşim. Galatasaray bu kafayla önümüzdeki sezonu çarpa koymuştur üzerine, kaybetmiştir. Bazılarının dediği gibi efendim Erden Timur'un gitmesiyle ne olacak ya? Herkesin yeri dolar. Yani şimdi burada kimse beylik laf etmesin. Tabii ki herkesin yeri dolar. Tabii ki bugün olan yarın olmayabilir. Bir sirkülasyondur, o gider, bu gelir falan. Ama başarılı bir düzeni bozmak, şampiyonluklarla taşlandırılmış, en üst düzeyde rakiplerin korkulu rüyası olmuş, rakiplerin dübürünü tutuşturup 50 milyon euroyu
bir teknik direktörün önüne koyacak kadar Galatasaray korkusuyla yaşayanların elini rahatlatan başkan Galatasaray başkanı olamaz arkadaşlar. Olamaz. Sen nasıl bu düzeni bozarsın ya? Ona şirin görün, buna şirin görün. Onun gönlünü kazan, bunun gönlünü kazan. Mesele Erden Timur meselesi değil tabii. Biz kimleri gördük? Adnan Polatlara, Ergun Gürsoylara, Yurdaşan Karahasanlara, işte Abdurrahim Albayraklara, gerilere doğru gittikçe görürüz. Herkes bir şekilde hizmet etmiştir. Ama Galatasaray'da başarının karşılığı mutlaka ceza mıdır yani? Niye yedin abi? Adam diyor ki elimde tutacak dalım olsaydı devam ederdim diyor. Ne yaptı? Çık arkadaşım anlat, de ki ben kulübün başkanıyım. Yanına da al şu adamı. Metin Öztürk müdür, Möztürk müdür? Al bunu. Al bunları. Duayen dediğin abileri. Bunu, sadece bunu koyduk, daha bunun gibi onlarca var orada. Al bunu. Bu kafaya sahip. Ondan sonra pişkin pişkin sırıtarak geçin kameranın karşısına. Galatasaray taraftarına delikanlı gibi söyleyin. Yiyorsa dübürünüz. Erden Timur hırsızlık yaptı. Erden Timur çaldı. Erden Timur soydu. Erden Timur Boye'nin transferinden 10 milyon euro götürdü. Icardi'nin transferinden 15 milyon götürdü. Çaldı çırptı. Sponsorlardan bunu aldı diye. Çıkın yiyorsa götünüz, bunları söyleyin kardeşim. Karnınızdan konuşmayacaksınız. Bu olur bir şey mi ya? Sen niye düzeni bozuyorsun? Neden? Bu taraftarın şampiyonluk sevincini kursağında bırakıyorsun. Hangi hakla bırakıyorsun? Efendim ben 3300 oy aldım. İstediğimi yaparım. Rekorum ya, ben, bana kimse dokunamaz. Ben şöyle başkanım. Sen başkan falan değilsin, kusura bakma. Başkan evlatlarını görür, korur. Geçen sene şampiyonluktan sonra uçakta gelip bu Erden Timur senin elini öpmedi mi? Sana en içten saygıyı göstermedi mi? Ne yaptı bu adam? Kulübü ya çok çalışan, tabii ki eksiği yanlışı olabilir. Başkansın. Sen demiyor musun kamera önlerinde? Biz baba oğul gibiyiz. 7 yıldan beri şöyleyiz. 7 yıldan beri böyleyiz diye. Arkadaşlar telefona özellikle baktım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben gördüm, gelen isim bana bir takım bilgiler de verdi. Son anki gelişmeler, hani derler ya son dakika gelişmesi diye. Arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Dedim böyle böyle çekim yapıyorum. Malum kişi dedim. Ona bunların dedi bütün amacı çamura dizi kalsın yapıyorlar dedi. Bu aynı arkadaşım da onu söylüyor. Ya yazar bir arkadaşım yani, sonuçta bildiğiniz tanıdığınız bir isim. Diyor ki sen diyor Erden Timur'a diyorsun ki ben 2024 yılında yokum bilmem ne diyorsun diyor. Benden sonra sen devam edeceksin, sonra adamı kovuyorsun oradan diyor. Kaçması için her türlü yolu deniyorsun diyor. Çamur at izi kalsın muhabbeti yapıyorlar. Niye? Bir takım abilerine, ona buna, işte bu ve bunun gibilere şirin görünecek. Orada bir takım duayenler var ya. Duayenler var ya orada, şimdi bir sürü var, elimde bilgiler var, belgeler vardı arkadaşlar. Yani olacak iş değil. Öfkem, sinirim, bunların vefasızlığı üst üste gelince daha da çok kabarıyor. Ya siz kardeşim nesiniz ya, kimsiniz ya? Galatasaray taraftarı olmasa, bakın açık söylüyorum, o büyük Galatasaray taraftarı olmasa siz hiç yoksunuz ya, yoksunuz. Sizi kim ayakta tutuyor? Dursun Efendi, Dursun Emmi. Kusura bakma ya. Böyle başkanlığı herkes yapar. Hem de herkes senden daha iyi yapar. Sen hizmet edenleri yiyeceksin. Evladım dediğin, bilmem ne dediğin kişilere her türlü maddi atacaksın. Bilmem ne yapacaksın abi. Ondan sonra da ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben istediğimi getiririm, ben onu getiririm, ben bunu getiririm. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Şimdi bu bir. Peki ben buradan nereye geleceğim? Ben şimdi buradan arkadaşlar... Bir çuval inciri berbat eden, bir çuval inciri berbat eden, bunu kibarca söylüyorum şu anda, tamam mı? Bu iki kişi üzerinden gidiyorum ve bunların üzerinde etkili olan bu ekranda gördüğünüz tip ve o kişilerin uzantıları üzerinden gidiyorum. Şimdi bunlar bir çuval inciri berbat ettiler. Galatasaray'ın geleceğini kararttılar.
gelecek sezon Galatasaray bunları göreceksiniz. Fenerbahçe ki suyun karşı tarafı şu anda göbek atıyor. Bir taraftan Mourinho, öbür taraftan bilmem ne. Onları ayrı ayrı sohbet çekeceğim. Çok fazla uzatmadan arkadaşlar, bugün bir bu sohbet bunların bir çuval inciri berbat etmiş olmalarını anlatacağım. Belki konular, kuracağım cümleler birbirine yakın olacak ama sonuçta birincisi bu bir çuval berbat edilen incir üzerinden gideceğim. Erden'i nasıl yediler? Ne oldu? Bu Erden'i yiyenlerin de şimdi sırada yemek için kimin olduğunu ben biliyorum. Onu ayrı bir sohbet konusu yapacağım. Bakın onu bir ayrı sohbet konusu yapacağım. Ve de arkadaşlar suyun karşı tarafında bakın esen bir rüzgar var. Oradaki bir rüzgara bakın. Bir de Galatasaray'da yaşanan depreme bakın. İşte bunlar ayrı ayrı sohbet konusu olarak arkadaşlar hepsini bir bir işleyeceğim. Ama önce şu ekranda gördüğünüz kişi, adına başkan dediğimiz kişi son dönemlerde ikili, üçlü, beşli, onlu oynayarak Galatasaray'a en çok faydası olan, hizmeti dokunan kişiyi bugün tutunacak dalım yok, olsaydı zaten gitmezdim diyen kişiyi alıp böyle atıyoruz kenara ve de hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Kimsiniz? Ya bu kadar basit mi ya bu işler? Galatasaray taraftarına siz şampiyonluğu niye zehir edersiniz? Herkes Erden Timur'un öyle ya da böyle bir şekilde arkasında dururken ne oldu, niçin bu haksızlık derken siz ne yapıyorsunuz? Kafasına vur baltayı, kopar. Niye? Yeni düzen kuracaksınız. Ağababalar, abiler, emmiler öyle istedi değil mi? Yemezler anam, yemezler. İşte bu Metin Öztürkler, bilmem neler, onlar bunlar, yedikleri haltlar. Şimdi o oraya işte futbol takımının başına yok bilmem ne Hatipoğlu mudur, Hatip midir, Katip midir neyse bilmiyorum. Yok işte Cenk Ergünler, Mengünler. Arkadaşlar siz Cenk Ergün diyorsunuz. Hani Oliveira transferinde daha önce noktayı koyan kim? Ki hani yaramıyor falan diye çamur atıyorlar ya. Cenk Ergün. Veya ondan önce yapılan bazı bir takım abidik gubidik işler var. Satışlar var satışlarda. Bakın ben size sadece Boya ile ilgili bir satış olayını söyleyeyim. Nasıl Erden Timur'u köşeye sıkıştırıyorlar da sonra neler oluyor? Bu Boya'nın transferi söz konusu olunca Bayern Münih'e işte adamlar 16-17 milyon gibi bir teklifle geliyorlar. Bugün Erden Timur'u yiyen o düdük makarnaları var ya arkadaşlar. O düdük makarnaları diyorlar ki 16-17 milyon harika para verelim gitsin hemen. Erden de karşı çıkıyor, olmaz diyor. Bu paraya veremeyiz diyor. Niye verelim diyor. Daha fazlasına. Ve al külah ver takke. Bu paraya vermiyoruz. Bunun satışı olmayınca sorumlusu sen olacaksın. Bilmem ne olacaksın abi. Erden'e çullanıyorlar. Erden de masayı deviriyor sonuçta. Vermiyor. Ondan sonra 30 milyon hatta üstü paraya bu ev Bayern Münih'e satılıyor. Bu sefer o kişiler, o düdük makarnaları abi başka senaryolar yazıyorlar. Götürdü, ya aldı, çaldı, çırptı, oradan yedi, buradan yedi, şuradan götürdü. Ya ne götürecek kardeşim? Adam buna ihtiyacım var. Götürecek adam zaten başka türlü götürür. Galatasaray'a Icardi'yi getirip bir sezon 700 bin euroya oynatan adam ya da işte 17-18 milyona satalım boyayı gitsin diyenlere rağmen 30 küsür milyona satan, Galatasaray'a sponsorluklar getiren, her türlü Galatasaray'ın menfaatine işleri başaran ve Galatasaraylı futbolcuları motive eden, onlara aklıyla fikriyle sizin aklınız fikriniz neye yeter ya? Neye yeter? Pozitif değilsiniz, negatifsiniz, alayınız negatifsiniz. Bir şey olmaz sizden, bir halt olmaz. Olmayacağı için de işte böyle fırsatını bulduğunuz zaman iyi bir şey yapan, doğru bir şey yapanı aşağı çekersiniz. Galatasaray'da kıskançlık var. Kıskançlık var. Abidik gubidik numaralar var. Aşağı çekme var. Kelle koparma var. Kafa koparma var. İftira var. Yalan var. Dolan var. Ve vefasızlık var. Ya kulüp başkanı dediğiniz vakit durursunuz ya. Biz Galatasaray'da eskiden böyle başkanlar gördük ya.
Ama şimdi yok abi. Şimdi yok. Şimdi ayaküstü fırıldak gibi dönen, nabza göre şerbet veren, he? Yok o duayenimizdi, yok o bilmem neyimizdi diyen, bu sene Galatasaray şampiyon olmasın, küçüğümüz şampiyon olsun diyecek kadar ileri gidenlerin kayığına binenler, Galatasaray'ın 2 seneden beri bütün rekorları kırarak şu duruma gelmesinde payı olan bir kişiyi gözünü kırpmadan yiyebilecek adamlar, yalanla dolanla ki Erden Timur'un yüzüne gülüp arkasından her türlü işi çevirenler bunun hesabını vermeyecekler. Ama taraftar bunun hesabını size sorar. Bakın ben bu kadarını söyleyeyim. Taraftar bunun hesabını size sorar. Ey adam Dursun Emmi, şimdi yanına al Metin Efendi ile beraber diğer sizin duayen abilerinizle mabilerinizle ne halt yiyorsanız yiyin. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Ama bir çuval incini de bunlar berbat ettiler. Galatasaray'ı resmen arkadaşlar resmen baltaladılar. Galatasaray'ın geleceğini, yeni sezonunu bana göre kaldırıp çöpe attılar. Bakın el alem moruyor rüzgarı diyor. Galatasaray'da da deprem var arkadaşlar. Bunu da bir sohbet konusu yapacağım zaten. Bak ne diyor adam. Galatasaray stadına bayrak diker diyor. Senin böyle başkanın olduktan sonra, böyle yöneticin olduktan sonra bayrak da dikerler, heykel de dikerler. Zaten abi gelmedi mi adam? Basmadı mı abi? Gelmedi mi? Basmadı mı? Stadı basmadı mı? Onu bunu dövmedi mi? Yöneticini, kulüp müdürünü dövüp gitmedi mi adam? Ne yaptın adamı? Hiçbir şey yapabildin mi? Yok, ben buradayım. Gel bekliyorum seni. Adam gelmiş seni dövmüş, ağzını burnunu kırmış gitmiş. Bak ne diyor adam. Tutunacak dalım yoktu diyor. Nereden tutunacak? Kime tutunacak abi? Kime güvenecek? Başkanına güvenemeyecek. İkinci başkanına güvenemeyecek. Yüzüne gülecekler. Arkadan dolap çeviriyor. Ama Galatasaray taraftarı vefalı. Galatasaray taraftarı bunları yemez arkadaşlar. Şeytan gibi gösterildim diyor. Evet. Çaldı, çırptı. Baksanız arkadaşlar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur görevini bıraktı. Niye bıraktı? Anlatıyor bir işte. Neden bıraktığını anlatıyor. Ne olduğunu anlatıyor. Tutunacak dalım yoktu. Şunu yaptılar, bunu yaptılar diyor. Taraftar ya bırakır mı? Tutunacak bir dal bırakmadılar diyor. Al başlık. Tutunacak bir dal bırakmadılar. Yok, yok arkadaşım. Bırakmazlar. Adamlar bu çünkü. Bunun için varlar ya. İşleri güçleri bu. Tutunacak dalım kalsa gitmezdim diyor. Al, tutunacak dalım kalsa gitmezdim diyor. Ama onlar zaten gitsin diye elinden geleni yaptılar. Tutunacak dalım yoktu diyor. Yalan mı? Hayır. Devam, devam. Bakalım ne var? Bak ne diyor? Komisyoncu dediler diyor. Arkadaşlar, Erden Timur şok sözlerle ve gözyaşlarıyla Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliğinde bıraktı diyor. Beni kıskanıp iftira attılar, hırsız komisyoncu dediler diyor. Ya bunu camianın içerisinde söyleyen şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır. Siz Galatasaraylı falan olamazsınız. Böyle konuşanlar, böyle reziller. Böyle puşlar, üçkağıtçılar, kansızlar, Galatasaray düşmanı, hainler. Erden gitmiş ne olur, gitmemiş ne olur. Bugün Erden'e yaparlar, yarın o düzeyde başarılı olan bir başkasına yaparlar. Çünkü bunların işleri güçleri bu. Ne demek ya? İftira atmak, hırsız demek, komisyoncu demek. Erden'e bunları söylüyorlar. O zaman şimdi bunu söyleyenler çıkacaklar. Kimse başkan, yardımcısı, o, bu, diğerleri, duvayen dedikleri, oralarını bulanlarını yaladıkları bir takım abileri gelecekler. Erden Timur kardeşim şuradan şunu çaldı, buradan bunu çaldı, şuradan bunu götürdü, şuradan bunu götürdü diye taraftara anlatacaklar. Bak Galatasaray taraftarına anlatacaklar. Yoksa Galatasaray taraftarına hesap veremezler. Galatasaray taraftarı adamın görürsünüz ne yapacağını. Bu kadarını ben söylüyorum.
Öyle meydan boş değil. Ben kongrede 3373 ay aldım ya 43 ay aldım. Neyse ben istediğimi yaparım. Ben şuyum ben buyum. Yemezler kardeşim yemezler. Daha önce senin bu kulübe haciz getiren bir başkan olduğunu biz biliyoruz. Bunu rahmetli Mustafa Cengiz söyledi. Yediğiniz saltları biliyoruz. Erden Timur hepinizden daha çok sapına kadar, dibine kadar, köküne kadar Galatasaraylı kardeşim. Eğer ortada bir hırsızlık, bir komisyonculuk, bir üçkağıtçılık, bir puşluk varsa gidin başka yerlerde arayın siz onları. Galatasaray Store'u soyanların dosyalarını nerede saklıyorsunuz, kimleri koruyorsunuz? Çıkarın ortaya bakalım. Çıkarabiliyor musunuz? Arkadaşlar çok şey var söylenecek de neyse. Tekrar gidelim. Komisyoncu dediler. Aynı gibi aynı başlık. Devam. Icardi'den başkası diyor arkamda durumu yoktu diyor yani. Tamam diğer futbolcular tabii ki Okan Buruk falan o başka manada söylüyor bunu. Ama yok Icardi'den başkası yok olur mu abi? Tutunacak bir dalım kalmadı diyor adam. Erden Timur gözyaşları içinde Galatasaray'dan istifa etti diyor. Yazık günah değil mi ya? Bundan sonra Erden Timur gibileri nasıl çalıştıracaksınız? Nasıl çalışması için ikna edeceksiniz? Ha gel al vur kafasına baltayı gönder öyle mi? Çok akıllısınız ya. Tutunacak dalım kalmadı. Erden Timur istifasını bu ifadelerle duyurdu. Ben Erden Timur'un yerden göğe kadar samimi olduğuna inanıyorum. Benim Erden Timur'la bir tanışıklığım yok. Yeni genç bir arkadaş. Henüz daha kendisiyle bir dünya kelamı falan etmiş de değilim. Ama Galatasaraylılığından, iyi niyetinden, dürüstlüğünden asla şüphem yok. Hata yapmış olabilir. Herkes hata yapıyor. Eksiği, kusuru, yanlışı, noksanı elbette vardır. İnsanoğluyuz, beşeriz. Zaman zaman şaşarız. Ama böyle getirip trollerle, onlarla, bunlarla bir insanın itibarını, şununu, bununu ayaklar altına alacak bir takım eylemler içerisine girilmemeli. Buna kulübün reisi, yardımcısı, onlar bunlar öncülük yapacakları yerde engel olmaları gerekir. Tam tersi eğer Erden Timur hakkında böyle ifadeler, iftiralar kullanılıyorsa adamı asla ve asla göndermeyeceksiniz. Alacaksınız arasın aranıza diyeceksiniz ki biz Erden Timur'a sapına kadar sahip çıkıyoruz. Ama Erden Timur Galatasaray hakkını korurken basın toplantıları yaparken o basın toplantılarını ikili olarak Dursun Efendi ile Metin Efendi basmayacaksınız. Erden Timur'un konuşmasına engel olmayacaksınız. Siz o basın toplantısını bastığınız gün ben Erden Timur'un çarpıyı yediğini anladım zaten. Koruyacaksınız kardeşim. 2 yıldır beraber olduğunuz bir arkadaşınızı, genç bir arkadaşınızı koruyamıyorsanız, arkasında duramıyorsanız size yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Sizi Galatasaray taraftarına havale ediyorum. O taraftar size bunun hesabını soracak. Anlatacağım. Anlatacağım. Okan Buruk'la ilgili kısımda şimdi Erden Timur'u yiyenler Okan Buruk'u da yiyecekler. Bakın onu anlatacağım size nasıl olacağını. Bundan sonraki sohbetim o olacak arkadaşlar. Anlatacağım. Bir bir anlatacağım. Bir bakıma bu sohbetin devamı gibi olacak. Gelin buna noktayı burada koyalım. Erden Timur tutunacak dalım kalmadı. Bıraktım gittim dedi. Haklı kardeşim. Tutunacak dalı yoktu. Gelelim buraya. Bunun üzerinden noktayı koyalım. Arkadaşlar şu anda kibarca söylüyorum. Başkan Dursun Özbek, Metin ikinci başkan Metin Öztürk bir çuval inciri berbat ettiler. Ben bunu kendi üstümde söylüyorum. Dursun emmi, Metin efendi bir çuval inciri berbat ettiniz. Kendi adamınıza, arkadaşınıza sahip çıkamadınız. Komisyoncu, hırsız, iftiracı çaldı, götürdü, şunu yaptı, bunu yaptı diye suçlanan bir kişiye arkasında duramadınız. O zaman kusura bakmayın, duramıyorsanız siz de orada durmayacaksınız. Durmayacaksınız. İnanıyorsanız da o arkadaşınızı yedirmeyecektiniz. Verdiniz onun kellesini. Bu sarı öküz hikayesi vardır bilir misiniz? Merak edenler açsınlar baksınlar.
Galatasaray'ın geleceğiyle oynadınız. Galatasaray'ın yeni mevsimini kararttınız. Bakın kararttınız. Bu işler o kadar kolay değil. Efendim biz 2 senedir şampiyon olmuyoruz. Seneye de olmayalım. Olmayalım öyle ya. Adamlar dört korkusundan 50 milyon veriyorlar. Bir hoca getiriyorlar. Sen elinde kurulu düzeni, her şey yolunda giderken üstelik sana maddi manevi her türlü desteği veren bir kişiyi yiyebiliyorsun. Utanmadan, sıkılmadan yiyebiliyorsunuz. Tık yok, çıt yok. Ne koruma var, ne o var, ne bu var. Adamınızı koruyacaksınız kardeşim. Savunacaksınız, savunacaksınız. Savunmuyorsanız o zaman siz delikanlı, melikanlı değilsiniz. Galatasaray'a yakışmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Bırakın gidin ya. Bırakın gidin. Hadi oradan. Bunlara abi bu söylenir. Daha ne söyleyeceğim abi? Daha ne söyleyeceğim? Al işte. Zihniyet bu. Kafa bu. Arkadaşlar diğer sohbette buluşacağız. Görüşmek üzere. Okan'la da yiyecekler bunlar. O sohbetimizde buluşmak üzere. Hepinizden sevgi ve selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız.